Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere bir haberim var. Uzun süredir beklediğimiz, uğraştığımız şeyi sonunda başardık. Neydi bu? Daha önceki videolarımda söylemiştim. Ben de Estonya'ya staja gideceğim diye. Tabi bunun için bir girişimde bulunmamıştım. Sadece stajyeri buldum ve kalan evrak işlerini hallediyordum. Sonunda başvurumu yaptım, randevumu almıştım ve pasaportum geldi. Size de şöyle göstereyim. Şöyle bir paket içerisinde UPS kargodan geldi. Şimdi pasaportum ve vizem var arkadaşlar. Şimdi şöyle ki, bu süreçte neler yaptım, nelere başvurdum. Zaten bazı videolarımda bunlardan bahsetmiştim. Örneğin Erasmus sağlık sigortası nasıl yapılır? Masraflar nelerdi? Ucuza uçak bileti nasıl alınır? Bu gibi konularda daha önce video çekmiştim. Bu süreçte neler yaptım? Ne gibi eksiklerim vardı? Nasıl oldu bu süreç? Bunların tamamını sizlere anlatacağım. Öncelikle Estonya'ya vize başvurusu geçen sene de benim Litvanya'ya yaptığım gibi VFS Global üzerinden yapılıyor. Bunun için ben şu an Eskişehir'de yaşıyorum. O yüzden bize en yakın olan yer Ankara ve Bursa vardı. Bursa daha yakın ve ulaşım daha kolay olduğu için ben Bursa'yı seçtim. Zaten Estonya randevuları tamamen boştu. Şu an mesela birçok arkadaş Polonya için, Almanya için vize randevusu bulamadıklarını söylüyor. Ama Estonya'da asla böyle bir sıkıntı yoktu. Yani 30 günün neredeyse 20-25 gününde boşluk vardı ben baktığım zaman. Randevumu aldım. Öğlen saat 1'e almıştım. Sabah Eskişehir'den çıktım. Öğlen Bursa'ya vardığım zaman VFS Global'a gittim. Yanımda zaten tüm evraklarımı götürmüştüm. Yalnız bazı eksiklikler vardı bunlar arasında. Bunlar neydi? Ben de orada öğrendim. Oradaki görevli çok iyi bir insandı. O yüzden tüm bana eksiklerimi söyledi ve bunları tamamlamam için bana bir süre verdi. Şimdi ben neler götürdüm yanımda? Bir liste yaptım ve benim eksiklerim nelerdi? Öncelikle zaten VFS Global'ın sitesinde bulunan web sayfasında gerekli tüm evraklar yazıyor. Bunların içerisinde başvuru formu, kabul mektubunuz, hibe belgeniz, okuldan gelecek diğer tüm belgeler, pasaportun, kimliğin fotokopisi. Bu gibi belgeleri zaten hazırlamıştım. Onun haricinde sağlık sigortasının İngilizce, Türkçe fotokopileri. Benim eksiklerim nelerdi? Bunlar web sayfasında da yazmıyordu. Şimdi bu belgeler arasında neler vardı? 1. Banka hizmet dökümü. Bu belge tamamen e-devlet üzerinden çıkartılabilir. Ben de zaten orada çıkardım. Direkt oranın mail adresine yolluyorum. Onları çıkardı. Ve şöyle, galiba bunlar için sayfa başına 2 lira veya 2,5 TL bir ücret alıyorlar. Yani dışarıda hallederseniz tabii ucuz halletmiş olursunuz. 2. Banka hizmet dökümü. Bu son 3 ay içerisinde ailenizden birinin veya kendiniz çalışıyorsanız vesaire bankadan aldığınız imzalı kaşeli bir döküm belgesi. Bunu biz direkt oradaki bir yapı krediden gittik, aldık. Bu kadar basitti. 3. Bu benim için olan bir belgeydi. Yani sizler öğrenciyseniz öğrenci belgesi. Mezun olduysanız dahi, mesela ben mezun oldum. Yine de E-Devlet üzerinden mezuniyetini gösteren bir belge istedi. Onun haricinde kalacağım yeri ve uçak biletini tamamen rezervasyon yaptırmıştım. Kalacağım yeri booking.com üzerinden. Uçak biletini galiba turna.com sitesinden yaptırmıştım. İkisini de kabul etti. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ücretler nelerdi peki? Ücretler şöyle. 80 euro bir vize ücretimiz var. Bu zaten direkt konsolosluğa giden bir şey. Bunun haricinde 22 euro VFS'nin hizmet bedeli olarak aldığı ücret var. 102 euro yapıyor toplam. Ve onun haricinde eğer vizeniz çıktıktan sonra vize konsolosunun bulunduğu şehirde değilseniz, yani kargo ile evinize gelmesini istiyorsanız, bunun için de ekstra bir 13 euro kargo bedeli ödemeniz gerekiyor. Bunların üçüne ben toplam 115 euro ödedim. Bunu nakit bir şekilde ve euro şeklinde vermek zorundasınız. Yani bu yüzden yanınıza giderken götürün. Bu tüm eksik belgelerimi tamamladım. Oradaki görevliye verdim. Ertesi gün bu Bursa Konsolosluğu'nun ve Ankara Konsolosluğu'nda işleme alındığına dair bir bildirim geldi. Ve yaklaşık 2 gün, yani 48 saat içerisinde de onaylandı. Tekrar kargo verildi. Kargo süresi bir gündü. Yani toplamında 3-4 gün içerisinde pasaport elime ulaştı. Ve şöyle bir durum vardı. Ben normalde 60 günlük bir vize başvurusunda bulundum. 15 Eylül'den 15 Kasım'a kadar olan 2 aylık bir süreci istiyordum. Onların bana verdikleri vizede
Ben de şaşırdım. Toplam 75 günlük bir vize veriyorlar. Ve bu 75 günde 15 Eylül'den 2023 Şubat 14'e kadar ki aralıkta istediğim tarihte kullanabiliyorum. Yani 15'ine çıkmak zorunda değilim. İstersem 2023 Şubat'ta kadar bekleyip orada bile kullanabilirim. Ve toplam 75 gün bir süresi var. Ben de biletimi ayın 18'i için aldım zaten. Ayın 18'inde gideceğim. İstersem şu anda gidebiliyorum. Çünkü bana 15 Eylül'de vize verdikleri için vize tarihinden 3 gün öncesine kadar uçak biletini alabiliyorsun. Yani alıp gidebiliyorsun. Yani 12 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül'de almanın hiçbir sıkıntısı olmuyor. Aynısı dönüşte de geçerli. 14 Şubat son tarih. 15, 16, 17 Şubat'a kadar da son dönüş biletini alabiliyorsun. Bundan sonraki süreci zaten yine sizlere buradan aktarmış olacağım. Şu an için ilk etapta Türk Hava Yolları'ndan biletimi aldım. Cumartesi günü orada olacağım. Ondan sonra birkaç gün hostelde kalacağım. Ardından kendi staj yerimdeki işverenler, hocalar eğer bana bir yardımcı olabilirlerse ev bulma konusunda yardım edecekler. Veya kendi bulduğum evlerin sahipleriyle gidip görüşeceğim. Sonrasında da ev bulma işlerini halledeceğim. Bu konularda da zaten yine oradan video atarım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.